Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Şuranın bu olması beni çok mutlu ediyor. 32.300 bütün Ispartalı dostlarımıza ki Ispartalı hiç takipçim yok herhalde. Ee, yine de olsun bütün Isparta'ya selamlar olsun. Isparta'dan ne kadar takipçimiz varsa. Hedef 38.000, küçük hedef 38.000, ondan sonra orta vadede hedef 50.000, ee, uzun vadede hedef 100.000 İnşallah bunu tamamlarız. Bir kardeşimiz yazıyor hocam diyor 100 bin olursan diyor plaket verirlerse arkana as. O şekilde yapıyor. Yani bin olursa nerelere mi asarım yani? <laughs> nerelere asarız? Onu söyleyeyim. Arkadaşlar tutup kolundan getirdiğiniz herkes için size teşekkürlerimi sunuyorum. Hocam diyor bir kardeşimiz. Ben diyor 50 kişi getirebilirim diyor. Hiç sıkıntı değil. Ama diyor hiçbiri video izlemez diyor. yani Sadece abone olurlar. Canınız sağ olsun 50 kişi de getirin 100 kişi de getirin. Kenarda dursunlar. Hani varlıkları yeter. Eğer çok çok zor durumda kalırsak deriz ki arkadaşlar hani bir e, atıyorum reklama tıklayın ya da bir ne bileyim videoyu beğeni atın deriz. Onlar zaten gerekeni yaparlar. Siz kanala getirin. Sayı çoğalsın. Anlatabiliyor muyum? Sayı çoğalsın. Dışarıdan bakan adam diyor ki madem o kadar kalitelisiniz niye 30 binde kaldınız? Bilmez ki adam. Neyse çok uzatmayalım. Fenerbahçe haberlerine geçelim. William Arao'dan ayrılık sinyali kulübü takipten çıkarttı. E, bunu biliyoruz hocam. Bu o değil. Gerçekten o değil. Şimdi Fenerbahçe'de gözden düşen satış listesine konan William Arao sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıkmıştı. Ardından yeniden takip almıştı. Fakat Brezilyalı oyuncu tekrar takipten çıkarttı ve ben size bir müjde vereyim. Ya da ver, versem mi ver, vereyim ya? 32.300 olmuşsunuz. Yani siz Müjdeyi aldıktan sonra burada 32500 bile olur. Ben inanıyorum. kim? O kim yani? Fenerbahçe'de oynayan böyle bir futbolcu yok. Hangi takımda oynuyor? Onu da siz bilin. Geçtiğimiz sezon Brezilya'nın Flamengo takımından transfer edilmişti Vilyan Arao Fenerbahçe'ye. Doğru. Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru ile oynayacağı maçlar için UEFA'ya bildirilen kadroda yer almamıştı. Ki açık açık ee, git demiştik. Bu arada Zimbru maçımız 1 Ağustos Salı günü. Kanal D'de yok C Sports Plus'ta. Keşke Kanal D'de olsa canlı izlesek yani herkese açık olsam E, Rüyanda da şey oluyordu. BN Sports birdenbire çekiliyordu Türkiye'den. Kala kala TRT'ye kalıyordu maçlar. Lig maçları TRT'de, Avrupa maçları şeyde pardon Türkiye Kupası maçları A Spor'da. Acun Ilıcal'da bütün Türk takımlarının maçlarını haftada iki tane maç vereceğim diyordu. Ve Fenerbahçe'de konferans liginde olmasına rağmen maçları çarşamba günü oynanıyordu. Her Fenerbahçe maçı TV8'den ya da TV8.5'den her Perşembe günü de Beşiktaş'ın falan maçı yayınlanıyordu. Ulan ne enteresan bir şey oluyordu. Hocam senin rüyana göre Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Çünkü çarşamba günü Fener'in maçı oldu. Yani e, neyse. Şimdi Arao bizim listede yer almadı. Ve İsmail Kartal gözden çıkarttı. Ancak Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Hocam buna inanmam. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Buna nasıl inanacaksınız biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Herkes Jorge Jesus Fenerbahçe'den Arao ile Rossi'yi istiyor dediğinde bir kişi dedi ki bu yalan. Benim kulağıma böyle bir şey gelmedi. O kişiyi biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Ama bu sefer haberi bir okuyayım. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlaması çalışmaları devam ediyor. Kanarya'da son olarak teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda düşünmediği o futbolcu için Suudi Arabistan ekibi devreye girdi. İşte detaylar. 31 yaşındaki William Arao. Son olarak Portekiz basından Mundo Rubro Negro isimli spor dergisinin derlediği habere göre Arao için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli devreye girdi. Bu sefer doğru. Al Ahli futbolcu için 5,5 milyon euroluk bir teklif sunacağı ifade edildi. Fenerbahçe'nin bu teklifin 7 milyon euro olması için pazarlık yapacağı vurgulandı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler 31 yaşındaki futbolcuya çevrildi. Ana mevkisi ön libero olan William e, Arao orta sahada da görev alabiliyor. Ve Mustafa Hoca'nın duyumlarına göre, bana gelen duyumlara göre... 6 milyon euroya el sıkışıldı. Evet kıymetli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım yanlış duymadınız. Bana gelen duyuma göre William Arao için 6 milyon euroya el sıkıştık. Buradan döner mi? İnşallah dönmez arkadaşlar. Transferde her an her şey olabilir. Bu zaten sizin de malumunuz ama inşallah buradan dönmez. Çünkü 6 milyon euro güzel para yani 3'e alıp 6'ya satmak. Aslında 1-2 tane çöpü de mesela Gustavo Henrique olayını da hani çöp olarak sayıyorsunuz. Şu kadar para verildi. Aslında Gustavo Henrique'nin parasını da amorti etmiş oluyor. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe'de mesai Salih Özcan mesaisi. Yeni teklif diyor. İlginç. Şimdi 3 tane yerli kuralı var. Yoğun bir mesai var Fenerbahçe'de. Ve o 3 türkü oluşturmak çok zor arkadaşlar. Salih Özcan için Borussia Dortmund'a yeni teklif diyor. Ben haber okuyayım. Tamam mı? Fenerbahçe'de sıcak gelişme önemli kısımlar okuyayım. Fenerbahçe milli yıldız Salih Özcan için Borussia Dortmund'a yeni bir teklif sunuyor. Transferin hızlı takımı Fenerbahçe Borussia Dortmund'a forma giyen 25 yaşındaki milli oyuncu için ilk teklifini sunmuştu. Ve Alman kulübüne 8 milyon euroluk bir bon ee, bonservis teklif etmişti. Ancak Borussia Dortmund now now demişti. Ve Fenerbahçe fiyatı arttırmak istiyor demiş. Arkadaşlar Salih Özcan için şunu söyleyeyim. Ben bu transferin gerçekleşeceğine inanmıyorum. Bir. ikincisi Salih Özcan boştayken Fenerbahçe'yi alalım dediğinde beni çöpleyen senden bir şey olmaz. Senin futbol bilgine. Bir de yorumlarda bunu çok iğrenç buluyorum ya. Senin futbol bilgine. Ulan futbol göreceli bir kavramdır. Yani herkesin düşüncesi farklı olabilir. Tek doğru yoktur futbolda. Anlatabiliyor muyum? Futbolda tek doğru yoktur. Mesela bana göre Taç atışı ayakta kullanılmalı. Bana göre taç atışı ayakta kullanılmalı. Madem oyun alanı sınırlar dışında. Bana göre korner nereden kullanılmalı biliyor musunuz? Ceza sahası çizgisinin olduğu yer var ya. Tam bit bitiş yeri, sınır. Oradan taç atışı şeklinde kullanılmalı. Anlatabiliyor muyum? Hani Bu benim fikrimdir. Bana göre penaltı nasıl kullanılmalı biliyor musunuz? Oyuncu ee, ceza sahasının yayından başlayacak. Kaleci de çıkacak, oyuncu da çıkacak. Atacak. Top birinden birine temas edip ee, şey yapana kadar. Birinden bir yani kaleciye temas ettiği anda biter. Ya da direkten temas ettiği anda oyuncu dokunamaz biter. Bana göre de penaltı böyle olmalı mesela. Bu bizim görüşümüzdür. Arkadaşlar birbirimizin görüşüne saygılı olalım. Şimdi Salih Özcan'ı ben önerdiğimde kabul etmediniz. Kala kala buna mı kaldık dediniz. Şimdi 10 milyon euroya çıkacak falan diyorlar. Borussia Dortmund'da 36 maç 2 asist yapmış. Kusura bakmayın ama zor alırsınız. Bir de bir şey de hatırlatayım. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu için dünyadaki en ciddi teklif Borussia Dortmund'dan gelmişti. Biz 40 milyon euro keş ve sonraki satıştan pay istedik arkadaşlar. Haberiniz var mı? E şimdi 40 keş sonraki satıştan pay istediğin adam sana niye versin? Ve Salih Özcan treni çoktan kaçtı. Keşke kaçmasaydı. Fenerbahçe'de kanat bölgesine yeni aday Torgan Hazard. Şimdi bu haberi de okumadan palavra diyorum. Niye palavra diyorum? Fenerbahçe Torgan Hazart'ı yakın takibi aldı. Bak haberin devamına bakın. William Wilfred Zahayı Galatasaray'a kaptıran. Kaptıran demeyelim de bırakan diyelim. Şimdi kaptırma başka bir şey oluyor. Ama hocam sen de işte altta kalmayayım diye böyle yapıyorsun tamam canlı sağ olsun kaptıran diyelim. Sağ kanadını kaliteli tanınır isimle doldurmaya kararlı Shakhtar Donetsk'ten servisini alan Tete ve Marsilya'dan Cengiz Ünderle görüşmeleri devam ettiriyor. Üyeler de bana iki de de bunu soruyor. Hocam bitti mi? Hocam ne oldu? imza geldi mi? Hocam ne oldu? Ne ne oldu? Transfer ne oldu? Bir şey yok aynı devam. Aman hocam biz de senin duyum alacağız. Aynı aynı devam diye ne diyeyim? Aynı devam değil mi diyeyim? Neyse Alman basınına göre 5 milyon euro bon servis bedeli istemiş. İmzalar atılacak. 30 yaşındaki kanat oyuncusu Alman devine Fenerbahçe 3 milyon euro önerdi. Royal Antwerp istiyormuş. Ülkesine dönmek zayıf. Dortmund Fenerbahçe arası görüşmeler devam ediyor. Eee 424 maç 87 gol. Sol kanat sağ kanat 10 numara oynayabilen 96'da asist yapmış. Kariyerinde hiç kırmızı kart görmemiş. Şu kariyerinde hiç kırmızı kart görmemiş olan kısma kadar hiç inanmıyordum. Asla diyordum gelmez diyordum ama şu kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi lafı. Bir Türk hakemlerini bir cezbediyordur. Arkadaşlar transfer market değeri 7 milyon euro. Sizlerin çok takıldığınızı biliyorum. Yani 7 milyon euro yazdığı zaman sizin için çöptür. 17 yazsa ama geçen sezon bir maça bile çıkmazsa sizin için süper stardır. Belçikalı 47 maç 9 gol Belçika milli takımında eden Hazard'ın acısı biliyorsunuz. Abi kardeşler gerçekten de başka kardeşleri de var. Kylian Hazard, Thierry Hazard babası o da ethan Hazard var. Lan bunlar ailecek futbolcu bunlar ya. Glenbach'tan Dortmund'a 25,5 milyon euroya gelmişti 2019 yılında ve düşüşte bir futbolcu. PSV'ye de kiralandı. Ee, 9 milyon euro piyasa değeri varken 500 bin euroya ama olmadı. Arkadaşlar ben açıkçası hani doğru bulmuyorum. Yani bana gelen bir duyum da yok ama şimdi ortalığı kızıştırmak için yapılmış bir hamle olabilir. Eurodwise'da hani Hollanda liginde 9 Maç 235 dakika süre almış, bir golü var. Geçen sezon 34 maçta 3 gol, 1 asisti var. Yanlış anlamayın ben ama Ali Koç sülalesine sövdürür. O yüzden haber zaten doğru değil ama yine de belirteyim. Fenerbahçe'nin gözdesi kadro dışı. Alın size bomba. Daha birkaç gün içinde önce dedim ki arkadaşlar Merih Demirallah ile ilgili bir duyumum var. Ama ne siz inanırsınız ne ben inandırabilirim dedim. Hocam söyle. Hocam ne olur söyle. Hocam en sevdiğim hoca sensin. Hocam Nasrettin hoca bir sen iki. Hocam ne olur söyle. Hocam ne Tamam dedim söylüyorum. Merih Demiral'ın 15 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var dedim. Ve 15 milyon euroyu da taksite böldürüp ilk başta 5 taksit dedik. Sonra adamlar 3 taksit şeklinde 5'er 5'er ödeyin dedim. Biz kabul ettik dedim. Fakat Merih Demiral Türkiye'ye gelmek istemedi. ikna edemedik. İsmail Kartal'la görüştü ama ikna edemedik dedim. Ve durum bu dedik. Şimdi enteresan bir gelişme yaşandı. Nasıl enteresan? Çok çok enteresan. Çok çok enteresan. Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki Yıldız isim kadro dışı kaldı. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor ve flash bir gelişme yaşandı. Merih Demiral. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Merih Demiral Atalanta'da kadro dışı bırakıldı. İtalyan basına Merih %101 takımdan ayrılacak diyerek Merih'in %1'i ne kadar yok pardon e, haberi duyurdu. Atalanta'da geride bıraktığımız sezonda toplamda 28 karşılaşmada görev alan bir gol atan milli futbolcunun sözleşmesi kulübüyle 2026'ya kadar devam ediyor. Merih Demiral kimdir? 5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Babası marangoz, annesi hostes, kız kardeşi fırında çalışıyor. Diğer kız kardeşi kuaför. Yazları midye ve kalamar yemeği çok seviyorlar. En sevdikleri şehir Antalya. En... Ne oluyor ya? Ertem Şener'e bağladım birden. Profesyonel futbol kariyerine Karamürsel altyapısında başlayan sırasıyla Fenerbahçe altyapısı, Alkanense, Sporting Lisbon, Alanya Spor, Sao Sao, Juventus ve Atalanta formaları giydi. Defans hattında stoper olarak görev yapan Meri, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 1.90 boyundaki Melih stoper 39 kez ay yıldızı formayı terletti ve 2 kez rakip fileleri sarstı. Melih'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Arkadaşlar 20 milyon euroluk bir futbolcudan bahsediyoruz. Fakat menajeri Cenk Melih yazıcı. Girin profiline arkadaşlar. Ağırlıklı olarak Alanya Spor ve Galatasaray futbolcuları var. Hani ağırlıklı olarak Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Berkan Kütlü, Oğuz Aydın. Merhaba, günaydın. Serdar Saatçi, Yusuf Özdemir, Alanya'dan ki Bu Yusuf'u bu sezon iyi izleyin. Tamam mı? Yusuf Öz Yusuf Özdemir iyi izleyin. Serdar Saatçi de çok düşecek. Oğuz Aydın, Oğuz'u da iyi izleyin bu sezon. Ee... Daha başka isimler de var da neyse çok şey yapmayayım. Tamam mı? demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Yani Merih'in şu saatten sonra Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var mı? Bence yok. Bak Stoper'in iki bölgesinde de görev alabiliyor. Bekao, Merih, Demiral ikilisini koyarsan rakibi kemirirsin. Istırırsın. Cimciklersin rakibi. Yani rakip Fenerbahçe'nin stadına da gelmeye de Fenerbahçe ile maç yapmaya da tırsar. Yusuf Yusuf çeker. Merih'i alırsan 15'e satabilir misin 25'e asla. Asla. Bakın arkadaşlar Juventus görmüş. O en büyük sıçramayı yapmış. Anlatabiliyor muyum? Juventus'tan sıçramayı yapıp Atalanta'ya gitmiş. Yani İtalyan liginde dolanmış. Şunu da isterim. Ben. İtalyan liginin stoperleri düşünsene. Birisi Beko, birisi Merih Demiral. Ya arkadaşlar kalede ben bile olsam hani ben bile olsam Comolocco olur yani. Ve şunu da söyleyeyim. Merih'i becerebilirsek Ferdi zaten kadroda 2. Üçüncü Türk'ü bulmak gerçekten çok kolay. O zaman Livakovic'i getiririm size. O zaman Livakovic'i yani e, zıplaya zıplaya getiririm. Bak size açık söylüyorum. Eğer Merih Demiral Fenerbahçe'ye gelirse Livakovic de benden size hediye. Hocam böyle bir kadro kursana hadi. Bak biraz tuhaf kadro olacak. Kusura bakmayın. Livakovic, Osayi, Pekao, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu ikisi cepte Türk. İşte burası beni biraz şey yapıyor. İsmail Yüksek ya da Mert Hakan Yandaş mecbur. Mecbur. Hmm. O 8 numara. Şimanski sağda TT olsun. Solda da Tadiç olsun. Forbette de Ceko olsun. Bu kadro hocam konferans ligini kazanır. Hocam bu kadro uçar. Bu kadro kaçar arkadaşlar. Konferans ligini kazanman için bir futbol oyununun olması lazım. Yani kadronun iyi olması değil. Bir sürü iyi kadrolar var. Ama nihayetinde en iyi kadroya sahip olan değil, en iyi futbolu oynayan ya da şansı yaver giden takım Konferans Kupası'nı kazanır. Bak. 6 maçını kazandın, çıktın. Son 16'dasın. 2 maç son 8'desin. 2 maç yarı finaldesin. 2 maç Finaldes'in 1 maç. Ne yaptı kardeşim? 7 maç. 6 maçı geçti. Yedi 7 maçın 7'sini de birer golaverajıyla başla. 1-0 önde başla. Kupayı kazanma ihtimalin hocam yüzde %80. 2 golaverajıyla başla. Her maç 2-0 önde başla. Kural gereği 2-0 önde başla. Hocam yüzde %99. Ha. Merih Demiral, Bekao, Livakovic'i kurarsan 2-0 önde başlarsın her maça. Artık Fenerbahçe yönetimi ne yapar eder bilmiyorum. İyi de hocam. Ciku alındı. Luan Perez duruyor. E Serdar Aziz e, Samet Akaydın duruyor. Bunlara rağmen Merih Demiral gelir mi hocam? Sen ne diyorsun hocam? Canım hocam. Valla satın alma opsiyonunu kiralık olarak gelse keşke Merih. Eğer Merih satın alma opsiyonunu kiralık gelirse yüzde bir milyon Livakovic de gelir. Yani hem Merih Demiral hem Livakovic eğer şu yani biri gelirse öbürü de hayırlı olsun. Aklımızda hayırlısı olsun. Arkadaşlar lütfen beğeniyi kesmeyin. Kanala ta, e, davet ettiğiniz kişileri kesmeyin. Davet edin. Bakın din ailemiz büyüyor. Sen de gel sen de bizimle birlikte mutlu ol. Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan izleyelim şu kanalı falan deyin. hani birlikte büyüyelim. Salı günü 50 kişiye en az 50 kişiye üyelik hediye. Lütfen kanala abone olun. Bir Ayarlar kısmına girin. Hediye üyelik şey, tiki var. Onu aktif edin. Çünkü onu aktif etmezseniz zaten olmaz. Bunları yaptınız. 3 bol bol video izleyin. Bol bol beğeni atın. Bakın kanalda belli bir puanınız var. İşte her izlediği videoya 5 puan. Misal her beğeniye 3 puan. Her reklam tıklamaya 10 puan. Mesela reklam çıkıyor. Reklam veren ziyaret ediyorsun ya. Ona tıkladığında 10 on puan. O para kazandırıyor YouTube'a. YouTube para kazandırana daha çok seviyor. Her izlediğin reklamda işte atıyorum 2'şer puan. Anlatabiliyor muyum? Böyle böyle yapıp salı günü de canlı yayında yer alın. Maç bitimindeki maç özeti canlı yayında yer alın. Üyeliği kapın. Arkadaşlar siz bu hızla giderseniz şu hızla. Ben her maçta 50'şer tane üyelik hediye ederim. Hiç sıkıntı değil. Anlatabiliyor muyum? Ki birçok kardeşimiz de aynı şeyi söylüyor. Hocam ben veririm parasını sıkıntı değil diyor. Valla verebilirseniz iban vereyim. Ya yani benim için de sıkıntı değil yani. Ne olacak? 50 değil 100 kişiye ederiz. Anlatabiliyor muyum? Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Saygı ve sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mutlu pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bir de bu videoyu benim hesaplamalarıma göre 19-15'te falan paylaşacağım. 0-0'a video koyabilirim. Ee, canlı yayın yapabilir miyim? Belki canlı yayında yapabilirim ama misafirim var. Misafirim olduğu için yapamayabiliyorum. Mazur görün. Ama canlı yayın yapabilirim. Siz canlı yayını hak ettiniz. Hem yani kral bir canlı yayın hak ettiniz. Birkaç güne bu canlı yayını yapma fikrim var. Kapsamlı bir transfer canlı yayını. Tamam mı? Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler her türlü katkınız ve emeğiniz için.